Değerli Edessa TV izleyicileri, iyi akşamlar. Bir Ömer Ağla Panorama'ya da hoş geldiniz. Saatlerimiz 20.30'u gösteriyor. Yine bir cuma akşamı ve birazdan kısıtlamalar başlayacak. Her cuma olduğu gibi yine kısıtlama saatinde sizlerle birlikte olacağız. Bizleri evlerinize konuk ettiğiniz için minnettarız şimdiden. Bu akşam Şanlıurfa'yı konuşacağız. Türkiye ülke gündemi konuşacağız. Konuğum araştırmacı yazar, kıymetli dostum avukat Halil Öncel. Hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. İzleyicilerimiz alışkın bizim aynı anda ekrana çıkmamıza. Evet. Yine çok uzun olmadı, yaklaşık 2,5-3 önce bir aradaydık. Yine doğru, bir gündem birikti, yoğunlaştı. Bir daha değerlendirelim. Doğru. Ayaklarınıza sağlık. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Allah razı olsun. Değerli izleyiciler, çok sıcak gündemler var. Tamamını konuşmaya gayret göstereceğiz. Öncelikle birinci bölümde yerel konular masaya yatıracağız. Sayın Öncel'in Urfa özelinde çıkarmış olduğu bir rapor var. Ulusal basında ses getirdi. Ana başlık cinayetler ve onun alt nedenleri. Onu konuşacağız. Birinci bölümün ilk yerel konusu. TÜİK verilerinden bahsedeceğiz. Urfa nerede Türkiye'de? Hem gelir düzeyi olarak nerede, hem yaşam standartları olarak nerede, onları konuşacağız. Türkiye son 2-3 günü daha yoğun konuşmaya başladı. Yargı reformu ile ilgili neler var paket içerisinde, reformda? Kimi ne kadar bağlayacak? Nasıl bir hamle yapacak? Biraz da onlardan bahsedeceğiz. Erken seçim tartışılıyor, konuşuluyor. İttifaklar konuşuluyor. Milletvekiller bugün çok sıcak. İşte istifalar, başka partiye geçişler. Biraz da siyaseti konuşacağız. Bir de bizi izleyen, hep olur ya yayınlarımızda, mağdur kesimler bizden destek isterler. Onları unutmayacağız bu akşam. Yargı reformu olduğu için KYK mağdurlarını da, onların taleplerini, isteklerini ve sorunlarını da masaya yatıracağız. Bir de yaklaşık bir haftadır sürekli bana yazan kıymetli genç kardeşlerim, paramedik bölüm mezunu genç arkadaşlarımın da taleplerini, isteklerini ben sizlere iletmeye çalışacağım. Evet, Sayın Öncel, Şanlıurfa'yı konuşacağız birinci bölümde. Evet. Özellikle ben tebrik ediyorum sizi. Yaklaşık bir ay oldu bence ulusal basında, bayağı bir gündem oldu. Çok tatsız bir olay yaşanmıştı Urfa'da. Doğru. Yine yatacağımız kadar bir toprak için insanlar ölmüştü, toprağa düşmüştü. Felaket bir cinayet işlenmişti Urfa'da ve siz o cinayetlerin nedenlerini madde madde sıraladınız, bir rapor hazırladınız. Arazi anlaşmazlığı kaynaklı bir cinayetti ama sadece o değil tabii ki. Urfa'daki cinayetleri konuşalım. Bu şehirde çok kolay insanlar birbirlerine kıyabiliyorlar. Çok rahat cinayet işlenebiliyor. Bu şehrin sosyolojik yapısını biraz konuşalım. Nedenler neler bunların? O rapordan biraz bahsedelim isterseniz. Evet, evet. Maalesef bahsettiğiniz gibi Şanlıurfa'da, Bozova'da, evet, yanlış hatırlamıyorsam, bir köyde yaşanan cinayet Türkiye kamuoyuna mal olunca bir Şanlıurfalı olarak acaba Şanlıurfa'da neden cinayetler işleniyor? Bu cinayetlerin gerekçeleri neler diye bir araştırma durumumuz söz konusu oldu. Bunu da analiz raporuyla kamuoyuna sunmuş oldum. Kamuoyuna sununca da tabii yerel ve ulusal basında da ciddi bir etkisi oldu. Şimdi öncelikle şunu belirtmek gerekiyor ki, yani ben yaklaşık 10-11 yıldır Urfa'da avukatlık mesleğini icra eden bir hukukçuyum. Ve adliyelerde, adliye koridorlarında son bir yıl Haliç, gördüğüm kadarıyla daha çok cinayetler neden işleniyor ve bu noktada bir çalışmamız oldu. Şimdi cinayetlerin Şanlıurfa'da işlenmelerinin en önemli nedeni arazi uyuşmazlığı, arazi anlaşmazlığı. Evet. Neredeyse işlenen cinayetlerin yarısına yakını Şanlıurfa'da arazi uyuşmazlığından kaynaklı. Bu birinci gerekçe. İkinci gerekçe, Şanlıurfa'da cinayetler alacak verecek meselesi yüzünden işleniyor. Yani gerekçe olarak ikinci sırada %20'ye yakın bir dilimde alacak verecek mevzusunun husumete, husumetin suça, suçun da artık çok vahim meselelere neden olması gibi bir durum söz konusu oluyor. Bunu genelleyebilir miyiz? Urfa'yı konuşuyoruz ama Türkiye'de benzer vakalar olur diyebilir miyiz? Şimdi şöyle, aslında Türkiye'nin 7 bölgesinin 7'sinde farklı tiplerde cinayet türü işleniyor.
Bakın mesela arazi uyuşmazlığından kaynaklı cinayetler Marmara bölgesinde işlenmez. Marmara bölgesinde işlenen cinayetlerin daha çok sebepleri ekonomiktir. Ticari anlaşmazlıklardır. Fakat Doğu ve Güneydoğu'da genel anlamda arazi uyuşmazlığı çok ciddi bir konu. Birazdan ayrıntılarıyla bahsedeceğim. En son dün Mardin'de yani bir aile içerisinde baba oğlunun da dahil olduğu birbirleriyle birbirini öldürmeye teşebbüs, ağır yaralama suçu oluştu. Tabii Güneydoğu'nun genelinde, Doğu Anadolu'nun genelinde bu var. Yani arazi uyuşmazlığı. Bunun yanında kan davaları ile töre sahiki ile cinayet işlenme durumu söz konusu. Yine bir başka gerekçe, Şanlıurfa'da maalesef kadın cinayetleri de kısmen işlenmektedir. Ve bunun yanında vesaire gerekçelerle kadın cinayetlerini genelleyebiliriz. Evet. Vallahi bütün Türkiye'ye yayabiliriz kadın. Evet, doğru. Maalesef. Şimdi %50'sine yakını arazi uyuşmazlığından kaynaklı olduğu için bir de neden arazi uyuşmazlığından kaynaklı husumetler oluşuyor? Bunu inceleme durumunda kaldık. Şimdi biliyorsunuz özellikle Şanlıurfa'nın çok geniş arazileri var. Sulu arazileri var, verimli arazileri var ve araziler bakın çok kutsal olarak değerlendiriliyor. Bakın birazdan bahsedeceğim. Bölge insanı, özellikle şehrimiz insanı arazilere müthiş derecede bir kutsaliyet izafe etmektedir. Belki de en önemli gerekçesi budur. Bir birey ne sorun yaşarsa yaşasın, ne uyuşmazlık yaşarsa yaşasın, özellikle kırsalda bunu kaldırabiliyor. Fakat konu arazi olunca birden o bireyin gözleri dönebiliyor. Bambaşka bir insan haline gelebiliyor. Bu da tespitlerden biri, gerekçelerden biri. Evet. Şimdi özellikle bizim bölgemizde, şehrimizde, kırsalda müşterek mülkiyet çok yaygın. Müşterek mülkiyet yaygın olduğu için bütün araziler hissedarlı. Hissedarlı olduğu için hissedarlar arasında özellikle mirastan kaynaklı taksimlerden uyuşmazlıklar meydana gelebiliyor. Bu uyuşmazlık bireylerde müstakil mülkiyet olmadığı için, müşterek mülkiyet olduğu için uyuşmazlığa yol açıyor. Birinci gerekçe bu. İkinci gerekçe toplulaştırmanın belki de gecikmesi, ivedilikle yapılmaması, bazı noktalarda da adil bir şekilde toplulaştırmanın gerçekleştirilmemesi de önemli bir gerekçe. Evet. Yine başka bir gerekçe. Şimdi ekranları başlarında beni izleyen özellikle araziler noktasında davaları olan bireyler daha çok bilir ve hukukçular bunu çok iyi bilir. Arazi meselesinden, gayrimenkul meselesinden kaynaklı davalar çok uzun sürüyor Ömer Bey. Evet. Yani 20 yıl, 30 yıl süren arazi davaları var. Dolayısıyla bireyler adliyede, mahkemelerde arazi uyuşmazlığı sorunlarını çözemeyince ihkak-ı hak dediğimiz bireyin kendi hakkını tesis etmeye yönelmesi. Birey ya ben dava açarsam 20 yıl sürecek, belki de 25 yıl, 30 yıl sürecek, ben 30 yıl sonra belki de dünyada olmayacağım. Evet. Dolayısıyla mahkeme yolunu tercih etmeden cebir yolunu, şiddet yolunu, darp yolunu, öldürme yolunu tercih edebiliyor. Bu yine çok önemli bir gerekçe. Bunun yanında kendisi kanun yerine mi koyuyor yani? Ben ben yaparım. Kendi adaletini kendisi oluşturmaya çalışıyor. Bunun yanında şimdi şehrimizin kırsalında özellikle Ömer Bey, eğitim oranının düşük olması çok önemli bir etken. Bakın eğitim bir bireye sadece para kazandırmaz. Bir bireyin ufkunu açar ve bireye en basit yollarda, en basit meselelerde cebire başvurmaması gerektiğini öğretir eğitim. Bu noktada da şehrimizin kırsalında bazı noksanlıklar var. Eğitimsizlik ciddi bir boyutta. Bunun yanında şehrimiz kırsalında özellikle avcılık ve güvenlik gerekçesiyle bazen de hobi meselesinden kaynaklı silaha bir merak söz konusu ve silah bulundurma durumu var. Silah olduğu için sıkışır sıkışmaz silaha başvurabiliyor birey. Bu da çok önemli bir etken. Şimdi bu gerekçeler
arazi anlaşmazlığından kaynaklanan gerekçeler. Peki ne gibi çözüm yöntemleri geliştirilmelidir ki şehrimizde ya da bölgemizde ya da ülkemizde arazi uyuşmazlığı husumete, suça dönüşmesin? Neler yapılması gerekir? Buna baktığımızda şu ortaya çıkıyor. Birincisi, kırsalda eğitim oranının ciddi derecede artırılması gerekiyor. İkincisi, silahsızlanmaya ilişkin bir kampanyanın başlatılması gerekiyor. Yani herkese, her şekilde ki Sayın Valimiz bu konuda çok hassas, silah ruhsatının verilmesinin titizlikle incelenmesi gerekiyor. Bakın bu çok önemli. Bunun yanında bu tabii şehri ilgilendiren bir mevzu değil. Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından değiştirilmesi gereken kanun düzenlemeleri var. Bunun yapılması gerekiyor. Ne için? Gayrimenkul davalarının kısa sürede bitirilmesi için. Bakın birazdan yargı reformundan bahsedeceğiz. Boşanma davalarında yeni pakete göre boşanma davalarının çok kısa sürmesi için bir düzenleme var. Bundan bahsedeceğiz birazdan. Bunun özellikle arazi davalarında da olması gerekiyor. Yine bunun yanında toplulaştırmanın ivedilikle şehrimizde icra edilmesi gerekiyor. Ve toplulaştırma yapılırken bütün maliklerin görüşü, düşüncesi, onayı alınması ve isteğinin, rızasının olması gerekiyor. Yine bunun yanında müstakil mülkiyetin teşvik edilmesi gerekiyor. Müşterek mülkiyetin maalesef bölgede, çünkü bakın müşterek mülkiyet mantığı bölgeye uygun bir mantık değil. Bu konuda da bir düzenlemenin olması gerekiyor. Yine bunun yanında yoğun feodal ilişkilerinde sona ermesi gerekiyor. Bazı noktalarda mera arazisiyle hazine arazisi arasında köylüler itilaf yaşıyor ve hakimiyet, zilyetlik sorunu ortaya çıkıyor. Ve köyde güçlü olan mera'ya da sahip oluyor. Halbuki mera köyün ortak malıdır. Mera'nın sürülmesi, işletilmesi köyde güçlü olan kişinin hakimiyetine bırakılmaması gereken bir durum. Bu işin çözümü o zaman biraz daha hani şahıslarla ilgili değil diyebilir miyiz? Yani bu tabii ki arazi anlaşmazlığını kişiler kendi arasında çözemiyor. Bir yargısal bir sonuç sonuçta. Değil mi? Yani evet. Yargıya taşınması gibi. Ağır çalışıldığı için mi? Toplaştırma hızlı yapılamadığı için mi? Bunun yargısal birçok gerekçesi var. Kadastronun ve toplulaştırmanın önemli bir gerekçesi var. Yine silahlanmayla ilgili, silahsızlanmaya ilişkin bir ayrı bir boyutu var. Hükümet ve politikası olması gerekiyor bunların. Tüm bunların yanında bireylerin bir kere duyarlılık göstermesi gerekiyor. 2 dönüm, 3 dönüm, belki de 5-6 metre karelik arazi için 3-5 kişi ölüyor ve köyde kimse kalmıyor. Bu bir taraf hapse giriyor, diğer taraf mezara giriyor. Allah aşkına o arazileri bu o saatten sonra, o cinayetlerden sonra kim işleyecek? Yani bunu sadece biz en son işlenen vahim cinayet için söylemiyoruz. Genel anlamda bir profil çiziyoruz. Bu noktada bu düzenlemelerin yapılmasının yanında, bu da çok önemli Ömer Bey, şehrin bütün dinamiklerinin, sivil toplum örgütlerinin, siyasi partilerin, bakın görüş fark etmeksizin bütün siyasi partilerin, basının, bu şehrin aydınlarının belki de bir teşekkül oluşturması gerekiyor. Nasıl bir teşekkül? Bir sulh teşekkülü, bir barış teşekkülü. Hani nasıl, hani teşvik etme amacıyla bunu söylemiyorum. Ben bir hukukçu olarak bütün sorunların hukuksal manada çözülmesi gerektiğine inanan biriyim. Evet. Fakat bölgemizde biliyorsunuz usulen bir cemaat kültürü de oluşuyor. Cemaatten kasıt hani bir araya gelen büyüklerden ve etkili isimlerden oluşan bireyler oturup sorunu çözme noktasına gelebiliyorlar. Bu tasvip edilir ya da edilmez. Ayrı bir konu. Kısmen başarılı oldukları alanlar da var tabii. Benim özellikle önerdiğim şey şu. Şehrin elitlerinin, aydınlarının ufku geniş. Gerçekten bu noktada çözümleyici yöntem sunabilecek olan bireylerin, gerekirse her siyasi partiden bir temsilci, gerekirse her sivil toplum örgütünden bir temsilciyle oturup bir çalıştay yapılabilir. Biz bu Urfa'daki işlenen sadece cinayet de değil, emin olun bakın,
Yani narkotik suçlardan tutun, uyuşturucu madde ticareti suçlarından, uyuşturucu kullanımından tutun, efendime söyleyeyim çocukların işlediği suça kadar oturup bu suçların minimize edilebilmesi için ne gibi çabalar sarf etmeliyiz, ne gibi yöntemler geliştirebiliriz, bunun müzakeresini yapmamız gerekiyor. Sorunu yatırdık masaya aslında. Sorun net. Evet, bu şehirde arazi anlaşmazlığından dolayı cinayetler işleniyor ve cinayetlerin büyük bir kısmı da bu minvalde gerçekleşiyor. Bireylere düşen mutlaka görevler var. Bir kere eğitimle bazı şeyler çözülebilir. Evet. Uzun süreli bir beklenti olacak ama şu çağrıyı mı yapıyoruz biraz da? Meclisin yapacağı iş ve işlemler var. Vekillere görev düşüyor. Toplulaştırmayı daha da hızlandırmak lazım. O biraz daha işi netleştirir. Yargıya bir çağrı yapıyoruz aslında. Evet. Eğitim camiasına. Eğitim camiası ilk. Onu ilke koyduk. Ona bir çağrı yaptık. Ama eğitimin meyvesi çok uzun zaman alıyor. Tabii yani eğittiğimiz toplumun meyvesini inanın 20 yıl sonra alırız. Ama bir yargısal reformla miras hukukunu eğer bir çerçeveye koyabilirsek ve anında çözebilirsek çözümlenecek. Ya da toplulaştırmayı bir yasayla daha hızlandırabilirsek biraz daha hızlı çözüm ortaya çıkacak. Yani sorun vatandaşı bağladığı gibi biraz da sanki devletin yapması gereken edimler de ortaya çıkarıyor. Evet, iki taraflı saç ayağı olan bir mesele. Bakın tüm samimiyetimle söylüyorum. Bu tedbirler, bu bahsettiğimiz tedbirler alındığında da bu suçlar işlenir. Ama minimize edilir. Tabii. En önemli görev köylünün bizzatı köyde yaşayan bireyin kendisine düşüyor. Evet. Bakın suç işlemek basit bir şey değil. İnsanoğlu cezaevine girmeye görsün. Evet, Ömer Bey, yani şimdi bu işlenen suçlarda 2-3 metrekareden bile suçlar işleniyor arazilerden kaynaklı. Evet. Bir de daha sonrasında bir cezaevine girip çıkma durumu var. Evet. Birey diyor ki ben 1000 dönümüm de gitse ben artık suç işlemem ama buna gerek yok. Önceden tedbir alınması gerekiyor. Evet. Şimdi ana mesele arazi anlaşmazlığı konuştuk ama şu alacak vereceği de kısa bir başlık açmak istiyorum. Hep konuşuruz ya kendi aramızda. 3 kuruş için cana kıydı, 300 kuruş verdi o problemin ortadan kalkması adına. Evet. Yani bir anda gözü dönüyor insanların. Böyle işte ticari anlaşmazlıklardan, alacak verecek mevzulardan biraz da bu şehrin bir gerçeği var aslında. Onu ayrı bir yayın, ayrı başlık açmamız lazım. Tefecilik konusu. Maalesef. Bu alacak verecek meselesinde de canlar yitirilebiliyor. Bir anda gözü dönüp de dedim ya çok az bir rakam için birbirine kıyabiliyor. Sonra o problemi çözme adına, işte barış mı dersin adına artık. Kurbanlar kesiliyor. Kurbanlar, yemekler, evet, davetler, evet, birilerine bir şeyler vermeler. O problemi az zararla atlatma. Ahva ediliyor ama ders de alınmıyor. Bu onlarca yıldır, hatta belki yüzlerce yıldır bu şekilde süre gelmiş işte kan davaları. Bu işin merkezindeki bir olay. Evet. Biraz da ondan bahsedelim. Şimdi burada da bireylerin, bakın bu alacak verecek meselesinden kaynaklı davalar arazi davaları kadar uzun sürmüyor. Bakın özellikle icrayı ilgilendiren, icra hukukunu ilgilendiren konularda biraz daha erken sonuçlanabiliyor. Dolayısıyla ona hiç anlam veremiyor. Tabii ki arazi anlam veremiyoruz. Arazi anlaşmazlığından kaynaklanan suçlara da veremiyoruz ama alacak verecek meselesinde bir alacak verecek meselesi varsa ve bir belgelendirme durumu söz konusuysa o belge icra takibiyle birey tahsil edebilir. Bu noktada dediğiniz gibi yani 50 milyar 60 milyar yüzünden insanlar öldürülebiliyor. Daha sonra 300-400 tane koyun kesiliyor. Barış yemeği gerçekleşiyor ve herkesi barışa çağırıyorlar. Evet. Bir de kan bedeli ödüyorlar. Evet, kan parası dediğimiz şeyi ödüyorlar. Şimdi bunun sonu yok. Bu noktada bakın emin olun olması gereken ne? Bir bireyin alacağı varsa bunu ağır başlılıkla mahkeme ve icra vasıtasıyla elde edebilmeli. Bunun dışında İşte biraz da kibre bürünüp ya bu adam benim nasıl borcumu vermez? Ben işte şunun evladıyım, şunun çocuğuyum, ben şöyleyim, böyleyim. Bu adam benim asla paramı alamaz şeklinde davrananların daha sonra çok ciddi derecede sıkıntıya düştüğü ortaya çıkıyor. Görüyoruz bunu. Bu noktada da yani hassasiyet gösterilmesi gerekiyor. Evet. Ara ara böyle İlintili olduğu için sorular sonra bırakmamaya çalışacağım. İlgili çünkü konu dalmadan konuşalım.
Önce temellerden başlayalım. Mehmet Yetim yazmış. Çayımızı yudumluyoruz ve sizleri izliyoruz. Selamlar her ikinize de. Biz de kendisine selamlarımızı biz de selam gönderiyoruz, iletiyoruz. Evet. Mustafa Ulus ağabeyim, güzel bir izleyicimiz. Yerelde Urfa'nın, genelde Güneydoğu'nun yoğun izlenme saat, prime time yoğun izlenme saati içerisinde gündem oluşturan panoramayı izliyoruz. Ömer Ağa ve konuğuna selamlarımızı iletiyoruz. Biz de kendisine selamlarımızı iletiyoruz. Kadir Aslan yazmış. Çok değerli bir izleyicim Kadir Bey de. Evet, önce bir temenni sonra bir soru. Sizin yayınlarınızı sürekli izliyorum. Halkın içinden gündemleri alıp bize taşıyorsunuz demiş. Biz de teşekkür ediyoruz. Onu çok kısa kestim. Sorusuna geliyorum. Sayın Avukat Hayırlı Öncel Bey'e Ceylanpınar bölgesinde hazine araziler ve mera ile alakalı kaynayan ateş gibi şu an güçlü olanlar bahsettiğiniz sürmeye başlamış ve herkes, köylüler birbirine düşman gibi bakıyor. Sayın Valimizin iptal etmesi lazım. Köyün ortak malını, merayı güçlülerin işlediğini, sürdüğünü söylüyor. Evet, ve bundan bahsettiniz. Bundan dolayı insanların mağduriyetler yaşadığını söylüyor. Bu problemin çözülmesi için Sayın Valimizin duruma el atması gerektiğini bizlere iletmiş. Onu da okumuş olduk. İbrahim Halil Kıntaş selamlarını iletiyor. Biz de kendisine selamlarımızı iletiyoruz. İbrahim Halil İrcan yine bizleri izliyor. Hem size hem bana selam söylüyor. Biz de kendisine selamlarımızı iletiyoruz. Yerel konuşuyoruz. Çok dağıtmama adına hemen TÜİK verilerine gelelim. Yine bir haftadır sosyal medyada birçok kişi gördü. Bu hep böyleydi. Geçen yılda, önceki yılda böyleydi. Bizler biliyorduk. Bilmeyenler belki yeni öğrendi ama Türkiye'nin en kalabalık hemşehrisi Urfa. Evet. Hemşehriler toplansa bir yerde en çok neresi çıkar? Urfa çıkar. TÜİK de diyor ki en son yaptığımız araştırmaya göre herkes Kütüğe kayıtlı olduğu şehirde yaşasaydı Urfa birinci olurdu. Doğru. İstanbul esamesi okunmuyor. Konya evet. ikinci olurdu. Bilgiler evet. elimizde mevcut. İstanbul üçüncü. Evet. İstanbul üçüncü olurdu. Şimdi Urfa o kadar kalabalık ama Urfa'nın Urfa'da yaşayan nüfusunu Kütüğü Urfa'da kayıtlı olmayan çıkardığımızda 25-30'lar bulur. Çünkü tamamını değerlendirdiğimizde 8. kalabalık şehri. %30'u dışarıda Urfalıların. Yani. Urfalılar niye dışarıda? Bu şehirde Urfalılar niye dışarıda? İş şöyle açabilirim. Bu birler gidiyorsa hem sermaye olarak gidiyor hem beyin olarak gidiyor. Hem sermaye evet. göçü var evet. hem beyin göçü var. %30 az değil. 3 kişiden birisi dışarıda yaşıyor. Aynen. Urfalıların %30'u niye dışarıda? Niye dışarıda? Şimdi şunu özellikle belirtmek gerekir ki bu noktada TÜİK verilerine göre bahsettiğiniz gibi Türkiye'de herkes kendi memleketinde yaşasa Urfa'nın nüfusu 3 milyona dayanıyor. Urfa, evet. Urfalı'nın nüfusu Urfa'da 3 milyona dayanır. Fakat Urfa'da 2 milyona yakın insan yaşıyor. 1 milyonumuz dışarıda. Urfa'nın 3'te 1'i dışarıda. Evet. Özellikle metropol şehirlerde. Bunun tabii çeşitli gerekçeleri var. Bugün bir analiz edildiğinde şu ortaya çıkıyor ki Şanlıurfalıların 1 milyona yakını dışarıda ve bu dışarıda derken özellikle 1 İstanbul, 2 evet. İzmir, 3 Ankara, 4 Mersin, 5 Adana, 6 Gaziantep Mantık, şeklinde evet. Yoğun bir göç var. Bunun tabii sosyal, kültürel, ekonomik ve siyasal gerekçeleri var. Şimdi sosyal gerekçesine gelecek olursak, şimdi şehrimiz evet son zamanlarda sosyal anlamda birçok değişikliğe gitti Şanlıurfa. Eskiden yani bundan birkaç yıl önceye kadar AVM bile yoktu. Değil yani mi? Hafta sonları evet. bireylerin gidip bir çay içeceği, kahve içeceği bir AVM'si bile yoktu. Artık var o. Yani bunun dışında sosyal anlamda insanlar, özellikle okumuş elit ve eğitimli kesim, metropollere daha çok biraz daha sosyal anlamda ortamları müsait diye tercih ediyor. Bu sosyal anlamdaki göçün nedeni. Yine bunun yanında yaşam kalitesini arttırma adına mı? Aynen ve çocukların eğitimi için. Yine bunun yanında ikincisi ve benim en çok üzüldüğüm şey beyin göçü dediğimiz şey. Yani üniversite mezunlarının kendini yetiştirmiş, yüksek lisans yapmaya müsait, belki de ciddi manada üniversiteleri bitirmiş hemşehrilerimizin Urfa'yı terk etmesi. Bu beni özellikle en çok üzen şey dünyada toplumları, özellikle Türkiye'de de öyle, toplumları, illeri, ilçeleri ileriye götürecek, modernleştirecek olan en önemli dinamik güç aydınlardır. Kesinlikle. Okumuşlardır. Kesinlikle. Bu noktada ben bir Urfalı olarak
Çok üzülüyorum. Niye? Çünkü aydın her zaman öncüdür. Önce her zaman örnektir. Ve örnek kişi her zaman toplumun önünde toplumu aydınlatmaya, dönüştürmeye, değiştirmeye, olumlu yönde geliştirmeye çalışır. Bu noktada aydınlarımız gerçekten şehrimizi terk ettiği noktada biz... Üzüntü verici. Kalan kişiler de toplumda anlaşılmıyorlar. Aslında bakın, şehir sıkıntıyı da yaşıyoruz. Aydınlara yani. Kıymet de veriyor. İzleyiciler beni çok iyi anlayacaklar. Bir köy ortamında diyelim, hani okur yazar oran daha düşük, evet, diye örnek verdim. Oturuyorsun, bir amca soruyor, işte evladım kimsin, nesin, ne iş yapıyorsun? Amca ben öğretmen. Ha öyle mi diyor? Ya benim akşam sırtıma bir ağrı giriyor, acaba niye? Hı. Öğretmene doktor misyonu yüklüyor. Evladım işte mahkemede böyle bir evrakım var, acaba niye? Doğru. Öğretmene avukat misyonu yüklüyor. Yani toplum gözünde okumuş kişi, evet, birçok şey bilir, kıymetlidir ya da toplum konuşur. Bir cemaatte otururlar dedik ya, okumuş, evet, kişiye de yaşla küçük olsa bile söz verirler. Sen ne düşünüyorsun derler. Aslında ciddiye de alınıyor ama ne hikmetse o kültürlü dediğimiz kesim kendisini mutlu hissetmiyor demek ki şehirde. Evet. Bir kıymet, halkta bir kıymet var. Var. Okumuşa karşı. Ama o mu kendisini ifade edemiyor? Alan mı açamıyor kendisine? Kendisini geliştirecek bir ortam mı bulamıyor? Evet. Yoksa konuşması gereken kişiler kendisini dinlemiyor mu? Özellikle mesela eğitim meselesinden kaynaklı da göç edenler var. Yani çocukların eğitiminin daha iyi olması gerektiğine ilişkin de gidenler var. Geçti son zamanlarda Urfa'da birçok özel okul bunu tolere etti ve gerçekten batıdaki birçok ile göre yine güzel eğitim veren, gerçekten önemli eğitimler, evet, veren kolejler de açıldı. Onu da inkar etmemek gerekiyor. Bunun yanında en önemli gerekçelerden biri ekonomi. Evet. Nedir bu? Şimdi şehrimiz tarıma dayalı bir şehir. Tarıma dayalı şehirlerde her zaman istihdam kısa sürelidir, uzun süreli ve daimi değildir. Yani 6 aydır, 3 aydır, 4 aydır. Pamuk mevsimidir, evet, mısır mevsimidir. Bu şekilde olunca Şanlıurfa'nın sanayisi de çok ciddi manada gelişmemiş. Yok yani, evet. Özellikle gençlerimizin çoğu istihdam alanı açısından metropolleri tercih ediyor. Çalışma amaçlı. Evet, değil bir mi? De bunun yanında biraz önce bahsettik. Husumetler, sorunlar, kan davaları, töre cinayetleri. Şimdi ne oluyor? Şimdi kan davası oluyor. Barış gerçekleşirken bile bir taraf diğer tarafa diyor ki Urfa'da durmayacak. Bakın ne kadar, evet, farklı bir durum, farklı bir pozisyon. Bu noktada da diyelim ki suça bulaşmış, kavgaya bulaşmış, olay meydana getirmiş, hapse girmiş, adam öldürmüş kişilerin artık bir daha da o bireylerle, karşı cenahla yüz yüze gelmemek için de şehri terk etme durumu söz konusu olabiliyor. Bunun yanında en önemli etkenlerden biri, Allah yardım etsin, Suriye'de Suriyeli insanlar bir savaş yaşadılar ve ülkelerini terk ettiler. Çoğu Türkiye'ye geldi, 5 milyona yakını, 600 bine yakını da şehrimiz Şanlıurfa'ya geldi. Bu gelen Suriyeli kardeşlerimiz şimdi gelirken bir entegrasyona uğramadan geldiler. Bunun yanında geldikten sonra Şanlıurfa'da iş gücünü çok ciddi manada düşürdüler. Evet. Bu sefer Şanlıurfalılar diyelim ki 3000 TL'ye çalışan bir Urfalı işinde bir şeyler yapmaya çalışırken, ekmek kazanırken gelen Suriyeli 2000'e 1500 TL'ye çalışma durumunda kalınca istihdam alanının daraldı. Bir kısmını da Suriye'den gelen göçmenler oluşturdular. Bu da önemli bir etken. Bir başka etken, şimdi 10 yıldır Suriye'de bir savaş yaşanıyor ve bunu da özellikle dünya kamuoyuna, Türkiye kamuoyuna sanki Şanlıurfa'da çok yakın olduğu için sınır kenti olduğu için sanki Şanlıurfa merkezde de savaş yaşanıyormuş gibi, ki halbuki bilirsiniz yani Şanlıurfa genel anlamda huzurun, kardeşliğin, güvenin olduğu bir şehir. Maalesef özellikle ulusal basınlar tarafından sürekli Şanlıurfa gösterilince ve sınıra birçok televizyonlar gelip canlı yayın yapınca Şanlıurfalıların bir kısmı bile ya da Urfa'ya gelmeyi düşünen bir kesim tedirgin olma noktasında kaldı. Bu da yanlış bir durum. Ha, bu noktada belki biz şuradan Şanlıurfa dışında bizi izleyen Şanlıurfalılara şunu diyebiliriz. Gelin memleketinize yatırım yapın. Gelin memleketinizde katkı sunun.
Bakın Ömer Ağabey ile Halil Öncel de çok kolay bir şekilde bu şehri terk edebilir değil evet. mi? Biz çok kolay terk edebiliriz. Tabii canım tabii. Ama nihayetinde bu şehir bizi bu duruma getirdi ve bizim bu şehire bir vefa borcumuz olmalı. Bu vefa borcunu da biz bu şehirde yerine getirmeliyiz. Ben de dönem dönem eğitim açısından Şanlıurfa dışında yaşadım. Şunu gördüm Ömer Bey, Şanlıurfa dışında yaşayıp Şanlıurfalı olan ve çok ciddi derecede spekülatör olan, iş adamı olan, müteşebbis olan o kadar çok hemşerimiz var ki, inanın ki onlar en azından gelip Şanlıurfa'ya yatırım yapsalar, şehirlerine olan vefalarını tam manasıyla yerine getirirler. Bunu da ben de onu diyecektim. Söylemek istedim. Yani bir artık dünya bir şehir. Evet. İnsan doğduğu şehirde yaşlanmak zorunda değil. Değil. Ama doğduğu şehre karşı da bir vefası olsun istiyorum. Tabii eğitimini alamamış, eğitim kayıksla başka şehirlere gitmiş, yurt dışına gitmiş kabul ederim. Kendisi eğitim alamıyor, çocuklarına eğitim aldıramıyor. İş alanı şehre uygun değil. Bir genetik mühendisi Urfa'da yapamaz, çalışamaz. Bir evet. petrol mühendisi ne bileyim. Yani o yadırganmaz zaten. Değil mi? Evet. Ama hani bilinçli insanı büyük bir yatırım yapmış. Nakliye ile ilgili ulaşımla ilgili sıkıntı var. Limanın olması gerekiyor. Demir yollarının olması gerekiyor. Gitmiş o yerlere. Onu da kabul ediyorum. Şunu söylüyorum. Yani biraz da Urfa'ya bir yüzünüz dönük olsun. Yani siz orada yaşayın ama yatırım amaçlı, şehir kalkınma amaçlı, İslam'a yön verme amaçlı Urfa'yı unutmadın, unutmayın diye bir çağrıda bulunabiliriz. Daha da ötesini yapma şansımız tabii ki yok. Birinci bölümü bitirmeden bir konumuz daha var konuşacağız ama bizi izleyen birkaç izleyicimin de özellikle sorusu birikmesin diye ben ifade etmek istiyorum. Yasin Bülte izliyorum sizi diyor. Teşekkür ederim Yasin. O da bizim güzel bir izleyicimiz. Evet. Mehmet Taşçı'ya selamlarımızı iletiyoruz. Gökhan Gökmen kıymetli dostumuz, evet, kıymetli başkanımız, evet. ortak dostumuz bizi Ankara'dan izliyor. Evet. Biz de kendisine selamlarımızı iletiyoruz selam buradan. Gökhan Bey. Konuştuğumuz konuyla ilgili bir katkıda da bulunmuş aslında. Biraz da biz de konuştuk. Onu der ki, sayın avukatıma sormak isterim. Gerek arazi anlaşmazlığında gerekse diğer ölümlü sonuçlanan olaylarda barış adı altında komisyoncular içinde demek ister. Evet, bunu da kısmen konuştuk. Biraz da hani o problemi çözme ağzına araya giren insanların işi ekonomiye dökmesinden bahsediyor. Çok, o da ayrı bir kanayan yara. Kanayan yara. Çok bu tür şeylerin gönüllülük esasıyla olması gerekiyor. Yani zaten bir taraf yaralı. Evet. Yani diyelim ki evladını ya da kardeşini kaybetmiş. Bir taraf cezaevine girmiş. Evet. Maddi manevi zaten mağdur olmuşlar. Bu araya giren bireylerin bu vahim olaylardan menfaat, maddi menfaat elde etmesi maalesef ki bunlar %10'luk bir kısma hitap ediyor. %90'a eminim ki bu tür taleplerde asla bulunmazlar. Fakat var mı var, biz de bazen duyuyoruz. Bu talihsiz bir durum. Olmaması gereken bir durum. Evet. Murat Ağaç, kıymetli dostum da şu an izliyor bizleri. Büyük bir mücadele verdi kendisi. Bir kooperatifle Urfa'ya ikinci galeri sitesini evet, kazanmaya çalışan kıymetli başkan da bizlere selam söylüyor. Ömer abim ve çok değerli abim avukat Ayıl Öncel sizi keyifle izliyoruz. İyi yayınlar diliyorum demiş ve senin çok güzel bir resmini çekmiş. Bana atmış. Biz de Murat Bey'e selamlarımızı iletiyoruz. Müvekkilim aynı zamanda. Öyle mi? Geçmişte evet. avukatlığını yapmış. İyi bir mücadele verdi. Urfa'nın evet. ihtiyacı var. Doğru. Bir galeriler sitemiz var. Yeterli muhakkak gelmiyor. Çok dışarıda kaldı. Yıllardır uğraşıyor. Bence sonuçlandırdı hemen. O noktada Eyyubiye Belediyesi'nin özellikle ciddi bir çalışması var. Yine Büyükşehir Belediye Başkanı'yla Sayın Zeynel Abidin Beyazgül'e Sayın Mehmet Kuş'un evet. çok ciddi çabaları var. Murat Bey'in de çabası var. Evet, evet. Bu noktada umarım inşallah kısa zamanda öğrenimize de gelir. Evet. O problem de çözülür. Biz de Murat Ağaç Başkanımıza buradan selamlarımızı iletiyoruz. TÜİK dedik. TÜİK'le devam edelim. Yine bu hafta karıştırırken gözüme çarpan Urfa ile alakalı bir bilgi. Evet. 2019 yılının toplam bütçesi değerlendirildi, kapatıldı, şehirlere dağıtım yapıldı ve birey başına da ne düştü o da ortaya çıktı. Neden bahsediyorum? Gayri safi milli hasıladan bahsediyorum. Evet. Maalesef bu tarımın başkenti olan şehir, evet sanayisi bir at başı olamadı kabul ediyoruz. Ama turizmde dünyayla yarışacak olan bu şehir, tarımda dünyayla yarışacak olan bu şehir, Türkiye'de gayri safi milli hasıladan aldığı pay sondan ikinci. Evet. Bizim arkamızda bir ağrı var. Ondan sonra Şanlıurfa geliyor. 81 vilayette 80. Bu kadar az mı pay alır? Tabii bu bir de şehre adil dağıtıldığını düşünürsek böyle.
Tabii ki şehre adil de dağıtılmıyor. Merkez ilçeler örnek verelim. Bir Karaköprü'deki standart, Halil'deki standart ve Eyüp'deki standart da bir değil. Üçünü bir saydığımız halde düşünün, yükseği de biz aynı kefeye koyup ortalamaya aldığımız halde Türkiye Şanlıurfa'da, Türkiye gayri safi milli hasıladan pay almada sondan ikinci. Evet. Niye bu durumdayız? Şimdi evet, ben de onu inceledim. Yani gayri safi yurt içi hasılada, evet, özellikle yurt, evet, içi hasılada Şanlıurfa'nın Türkiye'den aldığı pay oranının olması gerektiği kadar olmadığını ben de tespit ettim. Bakın şu çok önemli. Şimdi şehrimiz son zamanlarda özellikle sanayi noktasında, evet, bazı fabrikaların açılmasıyla ilgili çalışmalar oldu ve bu çok hoşumuza gitti. Bunu kabul etmek gerekir. Fakat bunun yanında temel anlamda ekonomisini tarımdan oluşturan bir şehir. Şimdi sadece tarımla, bakın sadece tarımla bir şehir bir yere varamaz. Turizm çok önemli. Şanlıurfa'nın bir balıklı gölü var, Göbekli Tepesi var, Eyüp Peygamber makamı var, Soğum Atarı var ve buna benzer birçok, Şanlıurfa'da Halfeti yine önemli bir aşama, Karacadağ önemli bir aşama. Şimdi bunların hepsi turizm açısından birer değer. Evet. Fakat son özellikle 1,5-2 yıldır, ya 1,5 yıldır belki de bu pandemiden kaynaklı turistler gelmiyor. Geldiğinde şehirde kalamıyorlar. Bu önemli bir etkendir diye düşünüyorum. Bunun yanında bakın biz biraz önce ne dedik? 82 milyonun 3 milyonu Urfalı dedik değil, evet, mi? Peki yüzdelik olarak değerlendirildiğinde belki de Türkiye'de yaşayan 100 kişiden 4'ü 5'i Şanlıurfalı. Şimdi peki Türkiye'deki bürokratların kaçı Şanlıurfalı? Bürokratlar içerisinde hemşeri değerlendirmesi yapılacak olursa. Bakın ben bunu her zaman önceliyorum. Evet, bir bürokrata en başta liyakat olmalı. Bu ayrı bir konu. Mutlaka. Fakat şehrimizin en önemli eksikliklerinden biri belki de Ankara'da bizi, şehrimizin kolektif menfaatlerini değerlendiren, lokomotif şehrimizin görev, evet, lokomotif görevi gören bürokratlarımızın sayısının belki de az olması. Yine bunun yanında şehrimizle ilgili iktidar, muhalefet fark etmeksizin, bakın siyasilerimizin Şanlıurfa'nın tamamının menfaatinin çözümü için çaba göstermesi gerekmekte. Yoksa yani yakınım, akrabam, eşim, dostum, tayin, terfi meselesi. Hayır. Şanlıurfa geneli itibariyle biz gençlerin nasıl istihdam edilmesini sağlayabiliriz? Şanlıurfa'nın tarımda, turizmde, ekonomide, efendime söyleyeyim, adalet noktasında, ki burada da eksiklikler, şeyler var. Mesela örnek veriyorum. Biz Şanlıurfa'daki avukatlar 3 tane 4 tane adliye oluştu. Bir adliyemiz, evet, bile hepsinin bir arada olduğu bir adliyemiz yok, bile yok. Bunun da yapılması gerekiyor. Tarımda bakın Şanlıurfa güneşin şehri, Şanlıurfa suyun şehri, Şanlıurfa toprağın şehri, ovaların şehri. Şanlıurfa'daki arazi değeri, arazinin kıymeti hiçbir yerde yok. Bakın bir örnek vereyim. Hollanda Konya kadar bir ülke. Evet. Biraz Konya'dan daha büyük. Fakat Hollanda tarım açısından özellikle genel anlamda da dünyada ikinci ihracatı yapan ülke. Neden? Bilinçli tarım var diye. Şimdi Şanlıurfa'da bilinçli tarım da yok. Bakın insanlar toprağa ne kadar çok su verirse o kadar çok verim elde edeceğini düşünerekten toprağı bile çoraklaştırıyorlar. Evet. Bu noktada tabii çiftçilerin desteklenmesi gerekir. Kesinlikle. Hayvancılığa teşvik gerekir. Bakın hayvancılık çok önemli. Şanlıurfa'da bu açıdan bir önemli bir aşamaya gelebilir hayvancılığın gelişmesi açısından. Tüm bunların yanında tabii gayri safi yurt içi hasıla dediğimizde bunların tamamının oluştuğu bir durum ortaya çıkıyor. Bu noktada da bu kalemlerin gelişmesi Şanlıurfa'nın Türkiye'den daha fazla gelir elde etmesi, gayri safi yurt içi hasılanın artmasının yolları bunları geliştirmekten geçiyor. Evet. Süremizin de aslında birinci bölümün sonuna geldik, kapatacağız. Yasin Bülten'in sorusu vardı. Onu yargı reformunda soracağım, o soruyu size. Yargıyla alakalı bir soru sormuş. Çok kısa, yereli kapatacağız diye çok kısa diyorum. Biraz hani siyasette konuşacağız ya, yerelin siyasetini konuşmuş olalım. Bu hafta İktidar Partisi nezdinde hareketli bir haftaydı. Yıllardır il başkanlığını yapan, AK Parti'nin il başkanı yapan Bahattin Yıldız, evet, bu hafta içerisinde aday olmayacağını açıkladı. Ve genel merkez bir aday arayışına geçti.
Bahattin Yıldız başarılı bir başkanlık yaptı. Dönüp arkamıza baktığımızda AK Parti kurulduğu günden bugüne kadar yerel seçimlerde en başarılı olduğu dönem onun zamanına denk geldi. Ciddi başarı elde etti. Bir ilçe hariç tüm ilçeleri kazanan ekibin başı değil başkanıydı kendisi. Referandumlar geçirdi, genel seçimler geçirdi. Genç, başarılı bir kardeşimizdi ama aday olmayacağım dedi. Siyaset bu. Başka bir noktada kendisini değerlendirirler. Kendisi başka bir alanda hizmet etmeye çalışır. Ayrı bir konu. Ama bir gerçek var. Kendisi yok ve yeni bir aday olacak. Bu aday kim olacak sorusunu herkes herkese soruyor. Günde 15 kişi bana soruyor. Kim? Diyorum soracağınız kimden kasıt isimse bende isim yok. Ama profilse bende profil var. Yani nasıl biri olmalı bu şehri yöneten, bu şehri siyasi anlamda yöneten, iktidarın temsilcisi olan kişi nasıl biri olmalı diye sorulduğunda profil belli. Onu söylüyorum. Halil Öncel'in profiline evet. Ne olmalı? İktidar evet. Partisi'nin güçlü bir partinin Urfa Başkanı. Çok güzel, çok güzel. Gerçekten isim sormayıp bir evet. Şablon çizmemizi istemeniz evet. Çok güzel. Evet. Profil çizmemizi istemeniz çok güzel. Şimdi tabii Bahattin Bey'e biz de şehrimize kazandırdıkları faaliyetlerden dolayı teşekkür ederiz. Ben kendisini de aradım, evet. Teşekkür ettim. Diyaloğun da iyi olan bir il başkanıydı. Bahattin Bey genç, dinamik, geçmişte de yönetimde yer alan bir başkandı. Çabaları olan bir başkandı. Tabii yani siyasi partilerde bayrak değişimidir. Kısmen bazen siyasi partiler bazı siyasetçilere derler ki sen dinlen biz başka bir isimle devam edeceğiz. Bu noktada da AK Parti Genel Merkezi böyle bir karar aldı. Yeni bir il başkanı açısından bir heyet gönderdi biliyorsunuz Şanlıurfa'ya. Evet. Bu heyet de belki bu da açıkçası mutluluk verici bir gelişme. Bu heyet de daha önce yapılmayan bir şeyi yaptı. Bakın bunu da söylemekte fayda var. Nedir bu? Şehrin bütün dinamiklerini, bütün sivil toplum örgütlerini, siyasi partiler gözetilmemeksizin, siyasi görüş gözetilmemeksizin, hangi partiye destek verdiği de gözetilmeksizin hepsini çağırdı. Yine bunun yanında parti teşkilatı, il teşkilatı, ilçe, ana kademe, kadın kolları, gençlik kolları da yer alan, aktif görev alan bütün siyasetçileri çağırdı. Bunun yanında il başkanlığı görevini üstlenmeyi düşünen evet. Aday adaylarını çağırdı. İstişare etti, görüş sordu, raporladı bunu. Analiz ortaya çıkardı ve bu analizle birlikte ya 3 ya 5 ismin Ankara'ya, genel merkeze götürüleceği söylendi. Bu aslında mutluluk verici bir gelişme. Umarız isim belirleme noktasına da olumlu bir yansıması olur. Evet. Benim tasavvur ettiğim şablon bir il başkanında, bakın Şanlıurfa dünyada birçok ülkeden bile büyük bir şehir. Çok önemli bir şehir. Gerçekten doğuyla batıyı bir arada tutan bir şehir. Köprü görevi de görüyor. Şanlıurfa'da AK Parti güçlü bir parti. Biliyorsunuz %65'in üzerinde de oyu olan bir parti. Dolayısıyla il başkanlığı da çok önemli bir merci. Nasıl bir il başkanı olmalı? Bence en önemli ölçüt liyakatli bir il başkanı olmalı. Evet. İkincisi her kesimi kucaklayan bir il başkanı herkese olmalı. Yakın. Şanlıurfa evet. Halkların şehri. Yani Türklerin, Kürtlerin, Arapların kardeşçe bir arada sorunsuz birlikte yaşadığı bir şehir. Bir mozaik. Dolayısıyla Şanlıurfa'daki bütün dinamiklere ve kesimlere hitap edebilecek bir aday olmalı. Bunun yanında illaki bu il başkanı adayı AK Parti'nin il başkanı adayı olacak ve AK Parti'nin il başkanı olacak. Fakat bunun yanında şehrin geneli açısından insanların evet bu şehri oldu bu şehri evet bu şehri bu il başkanı tabii ki elinde bir sihirli değnek yok ama önemli bir lokomotif, önemli bir öncü. Bu şehri daha iyi bir noktaya taşıyabilir demeli. Profil bu. Evet. Bunun yanında siyasi sayıklarla, bakın siyasi sayıklarla hareket etmeden, yakınımı, akrabamı, eşimi, kayırmadan. Dostumu kalkındırayım perspektifiyle bakmadan, şehrin genelinin sorunlarını, taleplerini inceleyen, ihtiyaçlarını gidermeye çalışan bir il başkanı. Diyeceksiniz bu kadar özelliklerde kaç tane aday olabilir? İnanın ki var ama yeter ki aransın, evet. Yeter ki
Liyakat ölçüm en başında liyakat. Liyakat emin olun bu bahsettiğim var bahsettiğiniz isimler var. Var emin olun var. Yeter ki incelendiğinde yani bu noktada da sayın vekillerimize, sayın belediye başkanlarımıza da bu noktada çok önemli görevler düşüyor. Tabii ki her aday bugün sayın Cumhurbaşkanı 18 yıldır Türkiye'yi yönetiyor ama %50 oy alıyor. Yani %50 ona oy vermiyor. Evet. Tamamıyla Şanlıurfa'yı ikna eden ya da tamamıyla Şanlıurfalı'nın evet bu olmalı dediği bir şahıs zaten bulunamaz. Mümkün değil. Ama asgari müştereklerde evet. buluşmak gerekiyor. Olması gereken evet, o. Bunlar var yani. Evet. Evet. Kısmen de biraz süremizi açtık. Olsun ikinci bölümden çalar buraya ekleriz. Değerli izleyiciler, Lütfiye Yazan, Sevil Ay ve Silah Sema Hanımefendilerin de soruları var. O konuya daha gelmediğim için gündem yapmadım. Reklamdan sonra ikinci bölümde hem sizin sorularınızı soracağız hem de biraz da yerelden çıkıp genelle ilgili sorularımızı sayın öncele soracağız kısa bir reklam arası. Evet değerli izleyiciler, Ömer Ağla Panorama devam ediyor. Yayınımızın ikinci bölümündeyiz. Konuğum araştırmacı yazar avukat Halil Öncel. Neyi konuştuk? Şanlıurfa'yı konuştuk. Yerelden bazı sorularımız oldu kendisine. Neydi onlar? Arazi anlaşmazlıklarından kaynaklı, özellikle arazi anlaşmazlıklarından kaynaklı cinayetleri konuştuk. TÜİK verilerinden bahsettik. Dışarıda yaşayan Urfalıların niye göç ettiğinden, beyin göçünü ve sermaye göçünün nedenlerinden konuştuk. Şanlıurfa'nın kişi başı gelirinden gayri safi milli hasılada aldığı payın niye o kadar düşük olduğunu konuştuk. Biraz da değişmeye başlayan İktisat Partisi'nin il başkanının profilini çizmeye çalıştık. Aday olmayacağım diyen il başkanı Bahattin Yıldız'ın yerine gelecek başkanın nasıl bir formatta olduğunu kendisine sorduk. Bir tablo çizdi bizde. İkinci bölümde biraz daha genel konuları konuşacağız. Öncesinde bizi izleyen bir kitlemiz var, mağdur bir kitlemiz var. Onlara ben söz vermiştim. Sorunlarınızı ben canlı yayında ileteceğim. Umarım ilgililer de dinler diye. Kim bunlar? İlk ve acil yardım teknikerleri yani paramedikler. Yaklaşık her yıl 13 bin mezun veren bir kitle. 13 bin mezun çok büyük bir rakam. Ve biriken 80 bin mezun var dışarıda. Yapılan alımlara baktığımızda 13 bini eritmeye dahi yetmiyor. Kaldı ki biriken 80 bin erisin gerek özelde gerek devlette iş imkanı bulamayan bir kitle bu kitle. Problemleri okuyoruz ama kendi işimizi yapamıyoruz. Çözüm çok zor değil. Derler ki alım yapılırken bari 13 bin alım büyük bir alım. Bir alım sayıları düşsün. Mezun sayısı azalsın. Birikenler bir şekilde istihdam edilsin. Bizlere dediler ki bu bölümde mezun olan herkesin ehliyeti olmak zorunda. Biz sandık ki her alımda biz değerlendirileceğiz. Ambulansta çalışıyorsak ambulansın şoföründen acil müdahale edecek ekibe kadar bizim bölüm mezunları olacak. Ama o da kapalı bir durumda. İsteriz ki bizim alımlarımız daha yüksek sayıda yapılsın ve şoför alımına dahil ambulanstaki herkesin acil yardıma koşan tüm ekibin bizim bölüm mezunu olmasını da istiyoruz. Biz de sorunlarını kısaca toparlayıp canlı yayında sizlere iletmeye ve bizi dinleyen yetkililer varsa problemlerine ortak olmaya, çözmeye davet etme adına sorunlarını dile getirdik. Bize raporu ulaştıran Furkan kardeşime de, Furkan Altu kardeşime de tüm paramedik bölüm mezunları adına ben de teşekkür ediyorum. Dilimiz döndüğünce ara ara onların sorunlarını tekrar gündeme taşıyacağız. Evet, sayın avukatım, artık avukatı daha çok ilgilendiren bir kısma geldik. Biraz da tamamıyla uzmanlık alanımız. Bir insan hakları eylem planı reform çalışması var. Evet. Kamuoyuyla paylaşıldı. Tüm detaylar çıktı mı bilmiyorum ama evet. Konuşuldu biraz. Biraz paketi açalım. Onunla ilgili sorularımız da var. KHK ile ilgili sorular gelmiş. Onu da soracağım size. İnsan hakları eylem planı reform paketinde neler var? Oradan başlayalım. Evet. Şimdi evet hükümetin en son AK Parti Grup Başkan Vekili Avukat Cahit Özkan'ın da açıkladığı üzere bir yargı reformu yakın zamanda parlamentoya geliyor. Bu yargı reformu içerisinde önemli olan maddeler var. Bu aynı zamanda insan haklarını da ilgilendiren maddeler. Yine ekonomik anlamda bazı değişiklikleri de öngören maddeler. Yaklaşık olarak 128 tane kanun değişikliği öngörülüyor. Yine Cumhurbaşkanlığı kararnamesi değişikliği öngörülüyor. Bunun yanında birçok faaliyet alanından
değişiklikler söz konusu olacak. 9 tane amacı taşıyan, yaklaşık 49 tane de hedefi olan ve 374'e yakın da faaliyet alanı olan bir paket olacak. Geniş, evet, kapsamlı geniş bir paket. Şimdi nereden icap etti bu paket diye soracak olursanız, benim öngördüğüm şey şu. Belki yaklaşık bir 5-6 yıldır Türkiye ile Avrupa Birliği ülkeleri, Avrupa Birliği arasında bir itilaf, bir uyuşmazlık durumu hasıl oldu. Fakat son 6 aylık bir süre içerisinde ise Türkiye ile Avrupa Birliği ülkeleri arasında bir yeniden bir reform süreci, yeniden bir Avrupa Birliği'ne üye olma süreci çalışmaları başladı ve bu noktada hükümet bu reforma paketini hazırladı. Şimdi bu paketin içerisinde neler var? Öncelikle insan haklarına ilişkin bazı değişiklikler var. Ne demek bu? Medya özgürlüğünden tutun da yine ifade özgürlüğüne, ifade özgürlüğünden tutun da gayrimüslimlerin bazı hak ve taleplerinin yerine getirilmesine kadar anayasamızda yer alan temel haklar ve özgürlükler kısmında bazı değişikliklere gidilecek. Örnek vermek gerekirse, birçok kamu kuruluşundaki bireyler, yerel yönetimlerde görevlerini icra eden birimlere kadar insan haklarına ilişkin eğitimler verilmesi noktasında yasal değişikliğe gidiliyor. Bunun yanında gayrimüslimlerin kutsal gördüğü günler, özel günler, bayramların tatil edilmesi noktasında bir değişiklikten bahsediliyor. Bunun yanında bazı davaların arabuluculuk kapsamına alınmasından bahsediliyor. Özellikle kamu hukukuna ilişkin, idareye ilişkin davaların, biliyorsunuz arabuluculuk daha önce çıkarıldı ve bu noktada özellikle hukuk davaları ve özellikle de iş davaları noktasında da bir hafifletti mi o biraz? Evet, dosyaların azalmasına yol açtı. Yani biz mesleki anlamda belki diyelim ki avukatlar olaraktan bu sistemin bizim mesleğimizi sekteye uğratacağını, olumsuz etkileyeceğini düşünsek de, ki hala onu düşünüyoruz. Fakat toplumsal anlamda uyuşmazlıkların çok fazla mahkemelere gitmeden ara bulucu vasıtasıyla daha erken bir şekilde çözülmesi noktasına katkı sundu. Yani bunu da kabul etmek gerekir. Artık idari davaların bir kısmında da ara buluculuğa gidilecek. Buna ilişkin bir değişiklik var. Yine boşanma davalarının daha erken sonuçlanması için artık boşanma davalarına özel bir değişikliğe gidilip çok kısa sürmesi, bir an önce taraflar yıpranmasın diye, aileler yıpranmasın diye istinaf süreci olmadan direkt yerel mahkemenin vermiş olduğu kararın Yargıtay'a taşınması noktasında bir değişiklik var. Tüm bu değişikliklerin yanında kadın hakları, kadına şiddetin minimize edilmesi noktasında da bir değişiklik öngörüyor. Temel çerçevede baktığımızda yine dava sürelerinin kısalması için bir değişiklik var. Süre belirlenecek. Dava açtığında bireye, ki bu noktada geçmişte de bir yakın zamanda bir değişiklik oldu ama pratik noktasında da eksiklikleri giderilip yeniden bir düzenleme olacak. Siz mesela diyelim bir dava açtınız. Davayı açtığınız gün size hangi güne kadar davanızın bitireceği süre olarak verilecek. Şimdi bunlar çok önemli. Evet. Şimdi geciken adalet, adalet değildir. İnsanların hukuka olan güveni, adalete olan güveni sarsılmadan, mahkemelerin insanları yıpratmadan, ivedilikle ama adil bir şekilde bir an önce karar vermesi, tarafları da bu noktada yanlış bir yola gitmesine engel olur. Dolayısıyla yine tutuklamanın keyfi yapılmaması, tutuklamanın gerçek anlamda gerekçelendirilmesi ve bir şey daha, ki bu çok önemli, tutuklamanın istisnailiği ilkesinin uygulanması. Biliyorsunuz şöyle bir durum söz konusu. Masumiyet ilkesi dediğimiz bir ilke var. Bir kişinin suçlu olduğu mahkemece sabit olunup ve kesinleşene kadar masumdur. O kişi masumdur. Dolayısıyla tutuksuz yargılama her zaman öncelenmelidir. Tutuklu yargılama ise istisnaen, yani bireyin kaçma durumu varsa, tedbir amaçlı, katalog suçlarında delilleri karartma suçu varsa, bu noktalarda tutuklamanın olması
diğer hususlarda olmaması gerektiğine ilişkin. Bir de bunun yanında Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin ilgili maddelerinin daha yoğun bir şekilde uygulanması açısından da bir değişikliğe gidiliyor. Temel çerçevede yasal değişiklikler, yargı reformu bunları kapsıyor. Evet. Bu reformla ilgili konu gelmişken gelen soruları sormak istiyorum. Bu arada bizleri izleyen kıymetli dostlarımız, ağabeylerimiz var. Bülent Sunay bizleri izliyor. Selamlar var sizlere. Hüseyin Korkmaz ağabeyim sağ olsun. Evet. Yine izliyor bizi. Ahmet Çoban selam söylüyor. O da bizi izliyor. İbrahim Halil Kahraman kardeşim de her hafta sağ olsun izler, katkı sunar yayınımıza. Biz de kendisine selamlarımızı iletiyoruz. Evet. Yasin Bülte şöyle diyor bu yargıyla ilgili. Sayın Ömer Hocam zevkle izliyoruz. Sayın avukatıma soruyorum. Yargıda açık nedir? Bir dava 4 yıl, 5 yıl sürüyor. Evet. Acaba hakim savcı açığı mı? Örneğin küçük bir yaralamada iş mahkemesinde bile davalar uzayabiliyor. Bahsettiğiniz yani bu paketin aslında çıkma nedenlerinden birisi de bu süreyi biraz daha kısaltmak. Süreyi kısaltmak. Yine şeyle ilgili de bir durum var. Bakın özellikle istinaf mahkemesinin hakim ve savcıların sayısının artırılması, yerel mahkemelerin hakim savcı sayısının artırılmasına ilişkin de çeşitli ibareler var. Aslında 128 kanun değişikliği ve biz bu 128'ini burada açıklayamayız. Evet. Çünkü tabii zaman yetmez. Ben kısaca böyle bir prototip çizdim. Yani çok kısa bir şekilde anlatma gereği duydum. Evet. Peki bu yargı paketinde yine sorular var onunla ilgili çokça gelmiş. KHK mağdurlarını ilgilendiren bir kısım var mı? Yani soru şöyle geldi, net bir şekilde sorayım. Mahkemede beraat almış bir kişinin görevine iade edilmesiyle ilgili bir çalışma var mı paket içerisinde? Şimdi ben bu paket içerisinde öyle bir ibare görmedim. Fakat bu olmayacağı anlamını taşımıyor. Şöyle bir durum var. KHK ile ilgili diyelim ki ihraç edilmiş olan bireyler eğer herhangi bir mahkeme kararı yoksa, suçlu olduklarına ilişkin mahkeme kararı yoksa, bunların geri iadesine ilişkin bir kamuoyu oluşturuldu. Muhalefet partileri tarafından özellikle bu bahsediliyor ısrarla. Fakat bu noktada şimdi siz de biliyorsunuz bazı yasal değişiklikler, reformlar, paketler açıklanırken özet kısmı açıklanıyor. Genel anlamda bütün ibareler açıklanmıyor. Ben incelediğimde insan haklarına ilişkin ana başlıklar yargısal olabilir, evet, mi? Değişiklikler var ama özellikle ondan bahsedilmediğini gördüm. Ama bu olmayacağı anlamına da gelmiyor. Önümüzdeki süreçte parlamentoya geldiğinde hepimiz göreceğiz. Evet. Mehmet Yetim yazmış. Evet. Kıymetli gazeteci arkadaşımız. Sosyal medyanın hukuk üzerindeki olumlu ve olumsuz etkileri. Evet. Yani sosyal medya son yıllarda neredeyse adaletin arandığı bir mecraya dönüştü. Evet. İşe yarıyor mu? Yarıyor. Yani olmadan da keşke olsa ama yarıyor. Yani bir konu gündeme taşınıyorsa sosyal medyada yetkililerin kulağına çok rahat iletilebiliyor ve anında müdahale gerçekleşebiliyor. Olumlu diyoruz ama bir de bunun olumsuz yönler mutlaka vardır. Evet. Mehmet Bey'in bu sorusu gerçekten çok güzel bir soru. Şimdi size özellikle şunu belirtmek istiyorum ki aslında görülmekte olan bir davayla ilgili bakın gerek soruşturma aşaması olsun gerek kovuşturma aşaması olsun bu davanın içeriğiyle ilgili bakın bu davayla ilgili olan bireylerin isimleri aileleriyle ilgili bu suçun vasfı niteliğiyle ilgili aslında kamuoyunda değerlendirme yapılması sosyal medyada görüşlerin yazılması doğru değil. Bu kanunsal açıdan da, hukuksal açıdan da sakıncalı bir durum. Suç bile teşkil edebilecek bir niteliği var bunun. Bakın, bir doktor nasıl ki bir hastasını muayene etmeden, görmeden, ona bakmadan herhangi bir teşhis koyamıyorsa ve o teşhisin sonucunda ilaç veremiyorsa, bir avukat, bir savcı, bir hakim de, bakın, dosyayı görmeden, dosyayı incelemeden, bakın bu üçsünden bahsettiğim üçsü de hukukçu. Biz evet. Hukukçular bile bir dosyayı ayrıntılı bir şekilde incelemeden herhangi bir kanıya varamıyoruz. Kanı derken kat'i bir şekilde karar bile, müvekkilimize örnek veriyorum, senin evladın kesin çıkar bile diyemiyoruz. Bu aynı zamanda suç teşkil ediyor. Suç değil mi? Şimdi hukukçuların görmediği bir dosyayla ilgili, görmediği bir dosya ile ilgili yorum yapmaması bir tarafa, vatandaş yorum yapıyor sosyal medyada. Evet. Nasıl? Hiç görmediği, tanımadığı, bilmediği ve olayı yaşamadığı
bir mevzuyla ilgili belki olay İstanbul'da yaşanmış, Ankara'da yaşanmış, diyelim ki bir kadın cinayeti veyahut bir alacak verecek meselesi. Bir bakıyorsunuz Şanlıurfa'dan ya da Yozgat'tan adam tweet atıyor. Diyor ki bu adamın tutuklanması gerekiyor. Evet. Hayır. Bakın hakimler ve savcılar, özellikle mahkemeler, avukatlar karar verirken, ki avukat karar vermez de savunmayı yaparken, hakim karar verirken, yine iddia merci, savcı mütalasını verirken, davayı açarken dosyaya göre açar. Bu kadar çok yargıyı etkilememek gerekiyor. Bakın bunun illaki kısmen olumlu yönleri olabilir. Nedir bu? Diyelim ki dikkat çekmedi diyelim. Ülkemizin bir şehrinde bir tane insan mağdur edilmiştir. Ona bir suç işlenmiştir. Sesini duyuramamıştır. Bu noktada sosyal medyada bir kamuoyu oluşturulduğunda belki bu noktada hakim savcılara bilgi gittiğinde bu noktada belki daha ayrıntılı bir inceleme, ki inceliyorlar ama daha ayrıntılı bir incelemeye tabi tutabilirler. Dikkat çekme manasında. Gözden kaçan bir suç da işleniyor olabilir. Olabilir. Gündeme taşıyor olabilir. Ama bunun bir de sakıncası var. Bakın mahkemeler tahliyeleri ve tutuklamaları asla sosyal medyadaki taleplere göre yapamaz. Böyle bir yetkileri yok. Vatandaşların da bu kadar çok hukukçu olmasına gerek yok. Yani şimdi infial oluşuyor şu sonucunda. Herkesin alanı vardır. Diyelim ki siz bir eğitimcisiniz. Ben sizin kadar eğitimi bilemem. Ben hukukçuyum. Evet. Hukuk benim alanım ayrıdır. Basının alanı ayrıdır. Çiftçinin alanı tarımdır. Ben tarımı bir çiftçi kadar, ziraat mühendisi kadar bilemem. Dolayısıyla bunun sakıncaları var. Gerçekten ilerleyen zamanlarda çok ciddi sorunlara yol açacak bir sakıncası var. Eğer bu sosyal medya etkilenmesinden kaynaklı kararlar verilirse mahkemelere gerek kalmaz. Bireyler sosyal medyada sesini duyurur ve buna göre yargı işler. Devletin bu noktada zaten sosyal medya ile ilgili de bir paketin olduğu söyleniyor. Sosyal medyada bu kadar, Adalet Bakanımızın söylediği şey çok önemli. Ben sipariş üzerine tutuklama kararı verdiremem. Evet. Yani niye? Çünkü artık bakıyorsunuz gerçekten herkes bir şey istiyor bir yani. Bir şey istiyor sosyal medyada. Hukuk bu kadar basit değil. Hukuk çok ciddi bir alan. Yani hepimizin gerçekten geçmişte, gelecekte karşısına çıkacağımız mahkemeler olabilir. Bizim mahkemelerimiz, karşına çıkacağımız mahkemeden ya da bulunacağımız mahkemeden hiç meseleyi bilmeyen insanların yorum yapması bizim hoşumuza gider mi Allah aşkına? Yani bu noktada asla hukuksal merciler etkilenmemeli. Ha mağduriyet mi? Belki dikkat çekme manasında telkin, tavsiye, o da tutuklamaya ve tahliyeye ilişkin değil. Böyle bir suç işlenmiş, bunun medyaya yansıması, sosyal medyada konuşulması, dosya içeriğinden vareste olarak söylüyorum, söz konusu bir kamuoyu oluşturması söz konusu olabilir. Fakat ben de okuyorum sosyal medyada. Şu adam neden tutuklanmadı deniyor. Evet. Ya tutuklama bu kadar basit mi? Bir de ne olduğunu bilmeden de yorum yapıyorsun. Tutuklamanın evet. Gerekçeleri vardır. Masumsa evet, değil mi? Yani bu da var. Bakın şimdi bunu idam cezası ile ilgili çok kişi söylerdi. Türkiye'de neden idam olmuyor? Şimdi şunu insanlar düşünmüyor. İdam cezasının en önemli olumsuz özelliği şudur. Tamir edilemez. Mümkün değil. Bir kişiyi suçlu olduğu düşünülerekten siz idam edip mezara gömerseniz suçsuz olduğu ortaya çıktığında onu mezardan çıkaramazsınız. İşte cezanın en önemli özelliği tamir edilebilirliğidir. Adam içerideyse suçsuz olduğu ortaya çıkarsa hemen tahliye edersiniz. Bu noktada bu işin tekniğini bilmeyen birçok kişinin bu kadar çok yorum yapması spekülasyona konu olması doğru değil. Evet. İbrahim Öncel, kıymetli ağabeyim bir katkıda bulunmak istiyor. Aslında bir soru ve katkı diyelim. İyi yayınlar, konuğunuza selamlar. Kamuoyu çok bekliyor. Yoklama kaçağı ve bakaya yükümler bedelden faydalanamıyor. Evet, bu da bir gündem oldu. Yoklama kaçağı olanlar ve bakaya kalanlar bedelden faydalanamıyor. Mecliste 2021 yılı KYK dahil edilerek yoklama kaçağı ve bakaylar için bir kanun gündeme gelebilir mi diyor. Aslında bunun gelmesi tabii kararı gerekiyor. Bizde değil ama evet, bizde böyle bir kararın çıkması gerektiğini sayın avukatım da ifade ediyor. Ben de ifade ediyorum. Bir KYK ile yoklama kaçağı
ve bakarlar da bedelden faydalanabilir. En azından belli bir süre verilip onlar da bu imkana faydalandırılabilirler sorusunu okumuş olduk. Şimdi sorularıma göz atıyorum bu arada. Türkiye hemen hemen 5-6 aydır bir erken seçim konuşuyor. Özellikle muhalefet konuşuyor. İktidar erken seçim yok diyor. 2023 Haziran'a adres gösteriyor. Muhalefet de bu oyuna erken seçim diyor. Erken seçim muhalefet istediği için olmaz. Erken seçim olması için iktidarın evet erken seçim demesi gerekiyor. Meclisteki çoğunlukla ilgili bir de iki şekilde karar alınır. Cumhurbaşkanı kendisini laveder diyelim, seçime götürür ya da meclis çoğunluğu elde eder. Evet. 3/2'lik çoğunluğu elde eder. Erken seçime gidelim der. O şekilde erken seçim olur. Yani iktidar istemeden erken seçim olma şansı yok. Ama muhalefet de boyun erken seçim diyor. Erken seçime götüren süreçte ittifaklar konuşuluyor. Evet. Çok sıcak bir gelişmeydi bugün. 3 CHP milletvekili istifa etti partisinde yeni kurulacak partiye geçme adına. Yeni kurulan partiler çok fazla. Özellikle 2019 yılından sonra 2020 yılında çok parti 19'a kuruldu. 19'a yakın parti kuruldu. Parti kuruldu. Yani rakam aklımda değil de 2019'da 0 iken 2020'de 19'a yakın parti kurulmuş. Şu an seçime girecek ehliyetli olan 17 parti var. Evet. İttifaklar da konuşuyor. İttifaklar konuşulmak zorunda bu sistemle. Koalisyonları önceden yapılıyor gibi oldu. Yani bir araya gelelim, seçime girelim. Halk kimi isterse peşinden söylüyoruz biz bir aradayız diye. Evet. Ona oy versin. Ki bu sistem gelme nedenlerinden birisi de erken seçimler olmasın, zamanda yapılsın. Evet. İttifakları ve erken seçimi konuşalım. İlk sorum şu olsun. Erken seçimi istiyor ya muhalefet. Yaptıracak bir donesi, bir gücü var mı? Bir kitlesi var mı arkasında bunu gündeme taşıyacak? Evet. Şimdi tabii Türkiye Cumhuriyeti kurulduğundan bu yana her zaman iktidarda olmayan siyasi partiler erken seçimi istemişlerdir. Fakat bazıları erken seçim olsun, iktidar olalım gayesiyle erken seçimi isterken bazıları da erken seçim olduktan sonra siyasi partiler literatüründen silinmiş. Yaşadık tarihte. Bu çok önemli bir şey. Şimdi tabii seçimler demokrasinin en önemli gereği. Yani bir ülkede demokrasi varsa seçim olur. Bu noktada erken seçimler ya da sürekli seçimlerin olması bir ülkede siyasal istikrarsızlığa da yol açabilir. Şimdi şunu özellikle belirtmek gerekir. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle birlikte genel anlamda hükümetin bu sistemi ortaya çıkarması ve referanduma götürmesi gayesi bir siyasal istikrar oluşturmak. Fakat bu siyasal istikrar oluşturma gayesi sandıkta çok farklı bir tabloyu ortaya çıkarabiliyor. Nedir bu? Türkiye'de seçime gidildiği takdirde tek başına %50.1 alan bir siyasi parti olmadığı için şu an en azından görünüyor değil mi? İster istemez İttifaklar. Siyasi partiler ittifak sürecine giriyor. Bu süreçte Cumhur İttifakı dediğimiz AK Parti, Milliyetçi Hareket Partisi ve Büyük Birlik Partisi tarafından bir ittifak oluşturuluyor. Yine Millet İttifakı dediğimiz ana gövdesini Cumhuriyet Halk Partisi'nin oluşturduğu, İyi Parti ile birlikte Saadet Partisi'nin oluşturduğu bir ittifak süreci. Tabii bu ikili yapı aslında son seçimle birlikte artık gerçekten sonunu getirmiş bir yapı. Yani o 2018'deki yapılan seçimlerden sonra ittifak devam etmedi. Görüşmeler devam etti. Fakat mesela bugün yine Sayın Temel Karamanlıoğlu, Saadet Partisi'nin lideri dedi ki ya biz ittifakları seçimlerde değerlendiririz. Biz seçim ittifakı seçim çünkü. Sürecinde değerlendiririz. Dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin illaki eksilerinin olduğu bazı alanlar var. Fakat artılarının olduğu bazı alanlar da var. Mesela eskiden %1, %2 oy alan partilerin esamesi okunmazdı. Hiç kimse bu partilerin yüzüne bakmazdı. %10'un altında oy alan partiler bile kıymetsizdi. Fakat yeni Cumhurbaşkanlığı sistemine girmemizle birlikte
%0.5 alan, Türkiye genelinde 100 bin oy alan... Büyük Birlik Partisi tek milletvekili ama ittifakta. Evet. Türkiye genelinde 100 bin oy alan bir partinin bile çok ciddi bir ehemmiyet arz ettiği görüldü. Bakın bu aslında demokrasi açısından güzel bir şey. Ve biraz önce dediniz ya, evet, 2018 yılında iki parti kurulmuş, 2019 yılında 19 parti kurulmuş yanılmıyorsam. Evet. Ya da 2020'de 19 parti kurulmuş. Şimdi bu partilerin kurulmasının en önemli nedeni bu. Eskiden partileri kuran siyasetçiler şunu düşünürdü. Ben barajı aşabilir miyim? Evet. Barajı aşmadığım noktada ekonomik olarak maliyeden yardım alamıyorum. Barajı aşmak çok ciddi bir emek Tabii. istiyor, teşkilatlanma istiyor ve bütçe istiyor, maliyet istiyor. Bu siyasi partilerde yoktu. Ama şimdi diyelim ki bir Demokrat Parti milletvekili İYİ Parti'yi destekliyor. Sayın Gültekin Uysal milletvekili olabiliyor. Afyon Karahisar'dan. Evet. Yine Saadet Partisi'nin iki milletvekili var. Kamuoyu yaratabiliyor. Veyahut Büyük Birlik Partisi bahsettiğiniz üzere Cumhur İttifakı'nda. Dolayısıyla bu sistemle birlikte en küçük parti, ki yanlış anlaşılmasın bunu, hani telaffuz noktasında söylüyorum, yoksa bütün siyasi partiler değerlidir ve demokrasinin elzemidir. Yaşama iradesi açısından bir umut görüyor. Diyor ki ben partimi kurayım, yarın iki bloktan birinde yer alayım şeklinde bir perspektifle bu partiler kuruluyor. Tabii önümüzdeki süreçte erken seçim olur mu? Ben çok kısa vadede erken seçimi öngörmüyorum. Fakat 2023 yılında da erken seçim normal seçim olacağını düşünmüyorum. Ben 2021 yılının, yani bu yılın sonlarına doğru Türkiye'de bir seçim olabileceği kanısını taşıyorum. Ha, siz diyeceksiniz ki evet, yasal anlamda Sayın Cumhurbaşkanı'nın ve Cumhur İttifakı'nın bu açıdan talebi, iradesi önemli erken seçim noktasında. Fakat şimdi erken seçim öyle bir şey ki bazen, bunu biz hatırlıyorsanız 7 Haziran ile 1 Kasım arasında yaşadık. Evet. Bazen siyasetçilerin hiçbiri der ki erken seçim olmayacak. Bir bakarsınız bir araya gelindi ve erken seçim oldu. Şimdi mesela erken seçim yoksa Sayın Cumhurbaşkanı neden Oğuzhan Asiltürk'ü, ziyarete gitti. Saadet Partisi'nin liderini ziyaret etti? Ve ittifaklar da ilgili olduğunu söyledi. Ve çıkarken, ben izledim, görüşmeden çıkarken biz ittifaklar ve seçimle ilgili konuştuk. Erken seçim demedi ama değerlendirme yaptık denildi. Şimdi genelde erken seçimler ekonomik buhranlarda ortaya çıkar. Ya da diplomasi noktasında ya da diplomatik krizler noktasında ortaya çıkar. Allah korusun Türkiye herhangi bir ülkeyle savaşa girer. Bu noktada erken seçimle birlikte hükümet daha dik dursun diye bir seçim atmosferi oluşabilir. Ya da bunun yanında yine Allah korusun çok ciddi devalüasyonlar, ekonomik buhranlar oluşur. Bu noktada da muhalefetin istemi evet, fakat halkın da bir istemi olur. Hükümet de çok fazla direnirse halk bağında acaba seçime gitmeye çekiniyorlar mı ya da oy alamayacaklarını mı düşünüyorlar şeklinde bir durum ortaya çıkabilir. Toplumsal baskıyla evet diyebilir evet, diyorsunuz evet. Yani. Bu önemli. Bunun yanında ittifaklar. Şimdi bu süreçte çok değişik durumlar ortaya çıktı. Siyasal pozisyonlar ortaya çıktı. AK Parti, ki güçlü bir parti, iki tane parti dünyaya getirdi. AK Parti'nin içerisinden İçinden, iki evet. tane parti ortaya çıktı. Biri eski Ekonomi Bakanı Sayın Ali Babacan, diğeri eski Başbakan Sayın Ahmet Davutoğlu. İki tane parti AK Parti'de geçmişte siyaset yapmış olan bireylerden, siyasetçilerden oluştu. Ve hemen hemen teşkilatlarının büyük bir kısmını tamamlayıp seçime hazır bir vaziyete geldi. Bunun yanında Cumhuriyet Halk Partisi'nden en son Cumhurbaşkanı adayı olan Sayın Muharrem İnce Memleket Partisi'ni kuracağını belirtti. Bugün de 3 tane Cumhuriyet Halk Partisi'nin milletvekili o harekete dahil olacağını belirttiler. Yine eski Şişli Belediye Başkanı Sayın Mustafa Sarıgül, Türkiye Değişim Partisi'ni oluşturma açısından bir irade ortaya koydu. Bu şekilde bir yola çıktı. Bugün de Mardin'deydi izlediğim kadarıyla, takip ettiğim kadarıyla. Şimdi
Ben öyle ihtimal veriyorum ki genel anlamda Türkiye'de şimdi şu düşünülüyor. 2 ay sonra seçim olursa Millet İttifakı ve Cumhur İttifakı olacak. Cumhur İttifakı'ndan MHP ile AK Parti ve Büyük Birlik Partisi olacak. İşte bir de Millet İttifakı'da CHP, İyi Parti, belki HDP zımnen örtülü olarak dıştan destek verecek şeklinde ya da Deva Partisi ile Gelecek Partisi de Millet İttifakı içerisinde yer alacak diye düşünülüyor. Evet. Fakat benim öngörüm şu. Bence önümüzdeki süreçte Türkiye'de bir erken seçim olursa ya da 2023 yılında süresinde seçim olursa Türkiye'de bir AK Parti, MHP ve Büyük Birlik Partisi ile yeniden Refah Partisi. Sayın evet. Erbakan'ın, Fatih Erbakan'ın kurduğu parti. Bu 4 parti belki de DSP de eklenebilir öngördüğüm kadarıyla. Bu 5 siyasi partinin bir araya gelerek bir ittifak oluşturacağı kanaatini taşıyorum. Buna Saadet Partisi de dahil olabilir. Çünkü bu da konuşuluyor son süreçte. Evet. Bunun yanında Millet İttifakı açısından da İyi Parti ile Cumhuriyet Halk Partisi, Muharrem İnce ile Mustafa Sarıgül'ün de bu ittifak içerisinde yer alacağı konuşuluyor, değerlendiriliyor. Fakat başka bir öngörü ve daha kuvvetli bir öngörü olarak şunu düşünüyorum. Bence bir üçüncü bir ittifak ortaya çıkabilir. Evet. Nedir bu? İyi Parti, Deva Partisi, Gelecek Partisi, Demokrat Parti ve olabilirse Saadet Partisi. Türkiye'nin sağ, liberal, biraz da milliyetçi muhafazakar, Atatürkçü milliyetçi yine İyi Parti açısından hem Atatürk değerleri hem milliyetçi değerleri oluşturan siyasi partilerden oluşan bir ittifak bloku olabilir. Bunun yanında Cumhuriyet Halk Partisi ve bazı sosyal demokrat, sosyalist partiler bir araya gelebilir. HDP yine zımnen destek verebilir. Örtülü bir destek verebilir. Veyahut HDP ayrıca seçime gidebilir. Bölgedeki Kürt siyasal partileriyle birlikte girebilir. Şimdi ben şunu da öngörüyorum. Sayın Cumhurbaşkanı netice itibariyle tecrübeli bir siyasetçi. Bu noktada Cumhur İttifakı'nın yelpazesini genişletme açısından bazı hamleler yapıyor. Bu Saadet Partisi hamlesi çok önemli bir hamle. Diyeceksiniz ki Saadet Partisi'nin 100 bine yakın oyu var. Belki 300 bine yakın oyu var. İşte Temel Karamanlıoğlu, Sayın Karamanlıoğlu 100 bin, 150 bin, 200 bin civarında bir oy aldı diyebilirsiniz. Bu ayrı bir şey. Bakın siyasi partileri, etki ayrı bir şey. Evet, siyasi partileri seçimde aldığı oyla değerlendirmemek gerekir. Çünkü netice itibariyle Saadet Partisi merhum Erbakan'ın işte biliyorsunuz Milli Görüş'ün ilk partisi Milli Nizam Partisi'ydi. Sonra Milli Selamet Partisi'ydi. Sonra Refah Partisi'ydi. Sonra Fazilet. Sonra Saadet. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı da o damardan, Milli Görüş damarından geldiği için Saadet Partisi'nin üst düzey bazı yöneticileriyle birlikte Saadet Partisi'ni de Cumhur İttifakı'na dahil etme çabasını taşıyor. Evet. Saadet Partisi'nin lideri de Sayın Karamanlıoğlu da bazı kriterler öne sürüyor. Yani parlamenter sisteme tekrar dönme noktasında, efendime söyleyeyim yeniden bir reform, adalete ilişkin bazı reformlar noktasında bazı kriterler ve ön şartlar öne sürüyor. Zamanla önümüzdeki süreçte bu ittifakların İttifaklar nasıl değişerek devam edecek buna kanaat getiriyor. Göreceğiz. Evet. Belki yeni partiler de bu aşamada kurulabilir yani. Onu da belirtmekte fayda var. Süremiz bitti. Geçti. Hatta ben kapatmak durumundayım. Fakat yayını kapatmadan önce de ben son kez tekrar size söz vermek istiyorum. Hem kapanış konuşması hem de varsa es geçtiğimiz bir başlık onda iletin diye. Özellikle çok teşekkür ederim Edesa TV'ye ve şahsınıza. Şimdi tabii bunu Gökhan Bey de Twitter'da yazmıştı. Evet. Şimdi bildiğiniz üzere en son 3 ay önce size program yaptık ve aşağıya indiğimizde biraz da neler yapıyorsun diye sorduğunuzda ben işte kitaplarından bahsettim. Evet. 2010 yılından bu yana yaklaşık 5 tane kitap yazdım. Evet, evet. Fakat bu kitaplarımın hiçbirini yayınlamadım. Siz
bu noktada biraz da telkin ve tavsiyelerinizle artık yayınlamam gerektiğini de telkin ettiniz. Hatırlıyorum o konuşmayı, evet. Size çok teşekkür ediyorum. Estağfurullah. Sizle görüştükten sonra benim de aklımda vardı fakat itici güç oldunuz. Eyvallah. Bu noktada ben de ilk kitabımı yayınlama açısından... Yazı kısmı bitti, dizgisi bitti, hepsi, öyle mi? Hepsi bitti. Maşallah. Kitabın ismi Siyasetin Mucizeleri. Yaklaşık 2 hafta içerisinde de artık yayına giriyor. O zaman yayınlansın o kitap. Kısmet olursa kitabımız Siyaset ve Hukuk, Siyaset ve Ekonomi, Siyaset ve İnsan Hakları, Siyaset ve Demokrasi, Siyaset ve Siyasi Partiler, Siyaset ve İnsan, Siyaset ve Din. Bunların, siyasetin bu alanlarla olan ilişkisi, ilgisi, yani bunun yanında tabii düşünce kuruluşlarıyla siyaset, sivil toplum örgütüyle siyasete ilişkin. Umarım kamuoyunda güzel çok bir... Çok mutlu oldum. Evet. Niye? Hep şunu söylüyorum ben. Biriktiriyoruz. Hep biriktiriyoruz. Evet. Ama biriktirdiğimizi paylaştığımız sürece katkı sunuyoruz. Evet. Biriktirdiğiniz 10 yıldır, 11 yıldır zamanı geldi demiştim. Çok iyi hatırlıyorum. Onları mutlaka paylaşmalısın demiştim. Evet. O kararı alman beni çok mutlu etti. İki hafta sonra çıkıyor. Evet. İnşallah ilk alanlardan birisi ben olurum. O kitabı okuruz. Kamuoyuna sizinle beraber de kitabın tanıtımını yaparız. Çok teşekkür ederim. Ve kitapla ilgili ayrı bir yayın. Yani siyaset konuşuyoruz sonuçta. Çok yine yayında ederim. Onu gündeme taşırız. Çok teşekkür ederim. Tebrik ediyorum. Allah razı olsun. Çok teşekkürler. Değerli izleyiciler, Gökmen başkanımızın sosyal medya üzerinden bir de sürpriz olacak dediği konu buymuş. İnanın gerçekten ben de şu an öğrendim. Mutlu oldum. Niye mutlu oldum? Evet. Sayın Halil Öncel bahsetmişti kitap yazdığından. Ama biraz daha bekleyeceğim demişti yayına vermek adına. Ben de zamanıdır demiştim yani. Biriktiriyoruz ama paylaşalım. Paylaştıkça daha çok katkı sunarız. Yazdığımız şeylerin şehre, ülkeye, bize katkısı daha fazla olur diye. Sağ olsun ciddiye almış o da. Yayını hazırlamış. 2 haftaya kadar çıkacak. O kitap bize gelir. Biz kitabın tanıtımı yapar. Ve kitapla ilgili de sizlerle de konuşuruz. Gündemimizde bu akşam 2 bölümde ele aldığımız ülke ve Şanlıurfa siyaseti, Şanlıurfa gündemi vardı. Onları konuştu. Konuğum, araştırmacı yazar, avukat Halil Öncel idi. Bu yayını kaçıranlar için gece ana haber, gece haberlerinden sonra 00:30'da tekrarını izleyebilirsiniz. Yarın sabah kuşağında saat 8'de ve pazar günü saat 17:30'da ana haber öncesi yayınımızın tekrarını izleyebilirsiniz. Ayrıca yayını kaçıranlar için tekrar altını çizmekte fayda var. Sosyal medya hesaplarımızda yayınımızın tekrarı bu gece mutlaka yüklenecektir. Oradan da bizi takip etme şansınız olur. Bir Ömer Ala Panorama'dan sonuna geldik. Haftaya aynı saatte görüşmek üzere. Esen kalın.